Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca Türkiye'deki yatırım perspektifini, piyasalardaki son hareketi, bir miktar yurt dışında Çin kaynaklı oluşan ortamı ve yükselen Amerikan tahvil faizlerindeki potansiyel etkileri değerlendirmeye çalışacağız. Hem içeriden hem dışarıdan konuklarımızla birlikte. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var onlara bakalım. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, memur için yeni zam teklifini açıkladı. Işıkhan, 2024 için ilk 6 ayda %15, ikinci 6 ayda ise %10 zam teklif etti. Memur için ilk teklif 14+9 olmuştu. Hükümet 2025 yılı içinse ilk 6 ay için %6, ikinci 6 ayda %5 olan teklifini değiştirmedi. Böylelikle ilk yıl için sadece birer puanlık artış teklif edilmiş oldu. Türkiye Bankalar Birliği 66. Genel Kurulu'na Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bankalara reel sektörü destekleme ve dezenflasyon için hükümetin programına uygun hareket etme çağrısı yaptı. Şimşek, sermaye piyasalarına fon akışı başladı, finansal istikrarı daha da güçlendireceğiz dedi. Kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 11 Ağustos haftası itibariyle 3.350 milyar liraya yükseldi. KKM'de dolar cinsinden büyüklükse 124.3 milyar dolar olarak kaydedildi. 11 Ağustos haftasında döviz mevduatları 1.8 milyar dolar artışla 172.2 milyar dolar olurken swap hariç net rezervlerde ise yeniden eksi 50 milyar seviyesi geçildi. Çinli yetkililer yuandaki oynaklığı azaltmak için devlet bankalarından bu hafta döviz piyasasına müdahalelerini hızlandırmasını istedi. Kaynaklara göre üst düzey yetkililer yuanda hızlı değer kaybını önlemek için bankaların döviz zorunlu karşılıklarını düşürmek gibi araçları kullanmayı planlıyor. Avrupa Birliği Haziran ayında toplam 24.6 milyar euro dış ticaret fazlası verdi. Bölgenin aynı dönemde ticaret fazlası ise 23 milyar euro olarak gerçekleşti. Haberleri aktardık. Piyasalardaki rakamlara bakalım. Şu an itibariyle Borsa İstanbul'da yükseliş hareketi yine belirgin. Endeks 7800 puanın üzerine gitmekte, oralarda kalmakta güçlük çekiyor. Şu anda da geldiğimiz yer 7740 puan. Gün içerisinde 7798 puan seviyesine kadar gittik. Ama geçtiğimiz haftadan bu yana oraları aşmakta bir miktar güçlük yaşandığını görüyoruz. Bakalım endeks momentum toplayarak yeniden o seviyelerin üzerine gitme imkanı bulabilecek mi? Endeksin geneline yayılmış bir yükseliş hareketinden bahsediyoruz. Şu an itibariyle 100 endeksteki 74 hisseyi artıda gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bankacılık endeksinde daha sınırlı %0.6'larda prim var. Sanayi endekste ise %1.5'larda getiri söz konusu. Dolayısıyla şu dakikalarda biraz daha reel sektör çerçevesindeki alımlar ön plana çıkıyor gibi görünüyor. Sanayi çerçevesinde şu anda özellikle Tüpraş'ta %2 kadar getiri var. Erdemir'de yine %2,5'un üzerinde prim görüyoruz. Şişe Cam'da yine yükseliş hareketi var. Petkim'i kuvvetli görüyoruz. Dolayısıyla genel anlamıyla sanayi tarafı kuvvetli. Bununla birlikte Türk Hava Yolları'nın da endekse tek başına 14 puan kadar katkısı sağladığını gözlemlediğimizi söyleyebiliriz. Diğer yandan dönüp kur cephesine baktığımızda orada bir tık daha yukarı kayıldığını söyleyebiliriz. Önce yavaş yavaş kademe kademe birkaç kuruşluk hareketlerle 27 liranın üzerine yerleşildi. Şu andaysa 27 lira 10 kuruş seviyesindeyiz. Dolar TL'de, Euro TL tarafındaysa 29.62'ler civarında fiyatlama görüyoruz. Türk lirası yine sepet bazında bir miktar değer kaybediyor demek mümkün. Bununla birlikte özellikle Euro-Dolar çaprazındaki hareketin de etkili olduğunu ifade edebiliriz. 1.09.07 şu anda Euro-Dolar çaprazında bulunan seviyeler. 4.28.80 10 yıllık Amerikan tahvil faizinde şu an gördüğümüz yer piyasaları yöneten, yönlendiren kalemlerden bir tanesi. burası. Önümüzdeki dönemde buradaki hareketin detaylarına da bakacağız. Ancak dolar endeksini de 103.16'lara kadar gelmiş şekilde gözlemliyoruz. Doların kuvvetinin biraz daha azaldığı, Çin kaynaklı endişelerin biraz arttığı, bunların da etkisiyle Amerikan tahvillerine girişin bir miktar daha yoğunlaştığı bir tablo görüyoruz. Ayrıca Fed'den sıkılaşma ve sıkı kalma beklentileri de şu anda tahvil piyasasını belirleyici rol oynuyor. Hisse senetlerinde ise tablo nispeten Avrupa için zayıf gidiyor. %0.4'e yakın oranda Avrupa hisselerini ekside görüyoruz. Hemen hemen tüm majör borsaları Avrupa'da benzer şekilde ekside. Amerikan vadelilerini ise hafif artıda görüyoruz. %0.3-0.4 arasında S&P 500 ve Dow Jones vadelileri ve Nasdaq vadelileri yukarıda. Dow Jones vadelilerinde %0.1 ile daha sınırlı bir artış beklentisi var. Spot altının ons fiyatı tam 1900 dolarda, bunun üstünde kalmaya çalışıyor. Diğer taraftan petrol fiyatlarında da %1 kadar yükseliş olduğunu gözlemliyoruz. Bakır yine %1.2 kadar yukarıda, paladyumda %1.8'lik prim var. Özellikle endüstriyel metaller ve değerli madenler şu an itibariyle iyi bir performans gösteriyor demek mümkün. Rakamları bu şekilde aktardık. Şimdi geçiyoruz araştırma masası bölümümüze. Ebru Usta bizleri bekliyor. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Ebru, özellikle bugün gelen halka arzlarla ilgili sonuçlar dikkate değer. Son halka arzlarda artık milyon milyon talepler, milyon milyon dağıtımlar gerçekleşiyor. Son olarak Enerya Enerji'nin halka arzına baktığımız zaman büyük de bir halka arz, 3.4 milyar liralık, ama oldukça kuvvetli bir dağılım gerçekleşmiş sayısal olarak. Halka arzlara tekrar talep çok yükseldi. Özellikle de enerji halka arzlarına talep çok yükseldi. Biraz önce de Enerya Enerji'nin halka arz dağıtım sonuçları geldi. Burada da yeni bir rekor diyebileceğimiz hem talep tarafında hem de dağıtım tarafında sonuçlar görüyoruz. Enerya Enerji, evet, büyük de bir halka arzı, 3,5 milyar TL'ye yakın bir halka arz büyüklüğü var. %70'i bireysele ayrılmıştı, %25'i yurt içi kurumsal, %5'i de yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrılmıştı. 2.8 milyon talep geldi. Talep tarafında bu bir rekor. Dağıtım tarafında ise 2 milyon 637 bin 8 kişi halka arzdan hisse almış. İzdemir'de de benzer bir durum vardı. 2 milyon 648 bin 422 kişi halka arzda İzdemir Enerji'de dağıtımdan hisse almıştı. Ona yakın bir sonuç, rekor diyebileceğimiz bir sonuç geldi Enerya'dan da. Tatlıpınar Enerji'nde geçen hafta halka arzı vardı. Orada da 2 milyon 233 bin 460 kişi Tatlıpınar Enerji'nin halka arzından lot almıştı. Bunların hepsi aslında yeni bir rekor. 2 milyon üzerinde dağıtım, 2 milyon üzerinde pay sahipliği oranı, gerçekten çok yüksek rakamlar. Zaten dün de burada aktarmıştık. Borsada yatırımcı sayısı bu halka arzlara ilgiyle birlikte 5.6 milyona ulaştı. Bu da yeni bir rekor. İlgi çok yüksek olarak devam ediyor halka arzlara. Bu haftada, gelecek haftada Kuzu Grup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arzı olacak. Halka arzlara çok yoğun bir ilgi var. O bir tarafta, ama diğer taraftan da KKM'de tutarlar, hacimler büyümeye devam ediyor. Biraz önce gelen sonuçları aktaralım istersen. KKM hacminin 125 milyar dolara yükseldiğini görüyoruz bu haftada. Toplamda giriş geçen hafta 75.3 milyar TL olmuş. Bir önceki hafta 100 milyar liraların üzerinde bir giriş vardı. Bir miktar azalsa da yine de hacmin artışının devam ettiğini görüyoruz. Toplam büyüklük ise 3.35 trilyon liraya yükseldi. Dolar bazında ise 124.3 milyar dolara ulaştı. Bugün sabah saatlerinde Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakır'ın da açıklamasında vardı. Kur korumalı mevduat hacmi toplam mevduatların %25'ine ulaşmış TL bazında. Bu da yüksek seviyelerde olduğunu gösteriyor. Döviz mevduatlarında artış olmuş. Son haftalarda hep azalış vardı. Geçen hafta döviz tevdiat hesaplarında tekrar artış olduğunu görüyoruz. 1.8 milyar dolar artışla toplam döviz mevduatları 172.2 milyar dolara yükselmiş. Burada parite etkisinden arındırıldığında 2.2 milyar dolarlık bir artış olduğunu görüyoruz. Bunun da büyük kısmı tüzel kişilerin alımlarından kaynaklanıyor. 1.8 milyar dolarlık tüzel kişi alımı var. Gerçek kişilerin alımları ise daha sınırlı. 328 milyon dolar seviyesinde daha sınırlı bir seviyede gerçekleşmiş. Geçen haftaki verilerden aslında göze çarpan diğer bir veri de yabancıların borsadaki yatırımları. Son 9 hafta aralıksız borsada yabancıların yatırımları artıyordu. Seçimden sonraki her hafta neredeyse artış kaydetmişti. Toplamda da seçim sonrasında 2 milyar dolara yakın bir alımı vardı yabancıların ve bununla birlikte yabancı takas oranı da %31'lerin üzerine çıkmıştı. Ama bugün ilk kez bir düşüş var yabancı takas oranında. %31'in altına geldi, %30.95. Geçen haftaki verilerde de Merkez Bankası verilerinde 9 haftalık alım serisinin sona erdiğini görüyoruz. 101 milyon dolarlık haftalık bazda net hisse senedi satışı var yabancıların. Bir diğer taraftan izlediğimiz veri de rezerv verileri. Merkez Bankası'nın rezervlerinde seçimden sonra, ekonomi yönetiminin değişikliğinden sonra artışlar vardı özellikle brüt tarafta. Ama bunda tekrar bozulma olduğunu görüyoruz. Brüt tarafta 0.7 milyar dolarlık artış olsa da net rezervlerde yatay bir seviye görüyoruz. Herhangi bir artış olmamış, çok sınırlı 100 milyon dolarlar civarında. Ama swap hariç net rezervlere baktığımızda son hafta eksi 50.1 milyar dolardan eksi 50.7 milyar dolara tekrar gerilediğini görüyoruz. Burada rezervlerde artışın durduğunu söyleyebiliriz. En azından net ve brüt tarafta çok sınırlı artışlar var. Memur, teşekkür ediyoruz aktardığım notlar için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Gündemdeki bir diğer önemli konu özellikle kamudaki toplu sözleşme ve bu konuda hükümetin yaptığı teklif. Geçtiğimiz hafta ilk teklifi almıştık. Bugün Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan ikinci teklifi gördük. İkinci teklif seviyesi birer puan 2024 yılı için. Hem ilk hem ikinci 6 ayda artış, böylelikle ilk 6 ay için %15, ikinci 6 ay için %10'luk bir ücret artışı teklifiyle geliyor hükümet. Diğer taraftan 2025 için 6+5 olan zam teklifini değiştirmiyor. Bu teklifin detaylarını konuşacağız. Memur Sen Genel Sekreteri Mahmut Faruk Doğan var karşımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi özellikle buradaki teklif düzeyi geçen sefer çok kabul edilemez bulunmuştu. Bugün itibariyle de sendikanızdan gelen açıklamalar taleplerin net olarak anlaşılamadığını görüyoruz şeklinde oldu ilk açıklama. Nedir bakışınız 15+10'luk 2024 teklifine? Öncelikle kamu işveren heyetinin teklifi ne kadar revize olarak gösterilse de gelinen noktada kamu çalışanları için tatmin edici bir rakam olmadığı aşikar gözüküyor. Enflasyon gerçekliğinin görülmediği kanaatindeyiz. Kamu işverenin heyetinin verdiği teklifte. Kamu işveren tarafı kamunun her bu alandaki diğer kurumlarının açıklamalarını da ya göz ardı etmekte ya da inandırıcı bulunmamakta da. Her iki durumda da gelinen durum kamu çalışanları adına üzücü olarak karşılıyoruz. Mevcut durumda lütfen sadece kamu çalışanları için değil, kamudan hizmet alanlar adına da buradan bir çağrıyı yenilemek istiyorum. Kamu çalışanlar olarak gerçekten mutlu değiliz. Çocuklarımız huzurlu değil. Mutfağımızda tencerelerimiz kaynamıyor. Her ayın 15'inde ödenecek rakamlarla alınan maaşlar örtüşmüyor. Bunlar memur isyan etmek durumunda olarak yazmak, çizmek değil. Zor olanı bu maaşlar ile yaşamak. Yani günümüzde görüyoruz, enflasyon artışını görüyoruz, kiralardaki artışı görüyoruz. Gerçekten memur, özellikle sabit ücretli şu anda geçim sıkıntısı çekmekte. Biz burada kamu işverenden gerçekten bizi anlamadığını, bizim tekliflerimizi böyle masa başında hazırlandığı olarak görüyor. Biz bu tekliflerimizi tamamen sahamızda, özellikle çalışanlarımızın teklifleri olarak anlamasını istiyoruz. Biz temsilcilerimiz aracılığıyla, şube başkanlarımız aracılığıyla birebir ilçe temsilcilerimiz, il temsilcilerimiz aracılığıyla bu teklifleri masaya getirdik. Yani bu masa başında hazırlanmış bir teklif değildir. Tamamen çalışanlarımızın kendi ana teklifleridir. Bunu kamu işveren heyetine anlatmak istiyoruz. Kesinlikle bu kabul edilebilir bir teklif değildir. Tabii süreç devam ediyor. Biz bu işin masada çözüleceğine inanıyoruz. Süreci takip ediyoruz. Bu süreçte hizmet kolları olarak da çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah son teklifte kamu işvereni, memurları, çalışanları, sabit ücretlileri memnun edecek bir ücret teklifiyle geleceğini umuyoruz. Şimdi sizin başlangıçtaki teklifiniz 3 ayda bir ücret artışı olması ve aynı zamanda 3 haneler civarına gelen bir memur kesiminde artış beklentisi söz konusuydu. Ayrıca yine daha önce seyyanen yapılan artışında kök ücrete eklenmesi gibi bir talebiniz olduğunu biliyoruz. Şu anda hükümetin geldiği noktada bu beklentilerle aradaki makasın çok büyük olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla dediniz ki uzlaşma olması bizim temennimiz, ama bu temenninin gerçekleşmesi için sizin şu anda hani makul gördüğünüz bir düzey var mıdır? Şurası olmalı diyeceğiniz bir düzey var mıdır? Çünkü önceki taleplerin karşılık bulmayacağı anlaşılıyor. Bakın, Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu enflasyon ortada. Yani açıklanan enflasyonun yanına yaklaşabilmiş değil. Öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. Artı bir de şunu söylemek istiyorum. Bizim taleplerimiz arasında refah payı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın seçim beyannamesinde de refah payı belirtiliyor. Refah payından hiç bahsedilmiyor. Mutlaka refah payıyla kamu işverenin gelmesi gerekiyor. Biz refah payında olmazsa olmazlarımız arasında görüyoruz. Ne kadarlık bir refah payı beklentiniz var? Şimdi bizim burada refah payımız %5 oranında teklifimiz, talebimiz. Yani artı enflasyonun üzerine, artı taleplerin üzerine refah payı mutlaka istiyoruz. Bizim bu kapıyı aralamamız gerekiyor. Yıllardır refah payını biz söylüyoruz. Geçmiş toplu sözleşmelerde söylüyoruz. Bugün refah payının ne kadar önemli olduğunu zaten Cumhurbaşkanımızın seçim beyannamesinde de bunu kamuoyuna bildirmiştir. Bu seçim beyannamesini de gerçekleştirmesini kamu işverenden talep ediyoruz. Peki Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu için %33'lük bir enflasyon beklentisi ortaya koyduğunu, enflasyon raporundaki rakamın buralara denk geldiğini biliyoruz. Sizin beklentinizde işte bir refah payı olacaksa, örneğin burayı kerteriz alacaksak bunun üzerine 5 puan gibi. Buralar sizin için makul müdür örneğin şu anki pazarlık masasında? Bakın, bizim zaten teklifimizde 3 aylık dönemler halinde tekliflerimizi istedik. Bunu neden istedik? İlk sene 2024'te 3 aylık dönemlerde enflasyon beklentisini göz önüne alarak söyledik. Yani memur enflasyonun altında, sabit ücretli enflasyonun altında ezilmesin diye biz bu 3 aylık teklifi istedik. Ama kamu işveren bu 3 aylık teklifimizi de uygun görmedi. 6 aylık tekliflerde geldi. Buna rağmen, 6 aylık olmasına rağmen yine enflasyonun altında, enflasyona yaklaşamayan bir teklifle gelmiş durumda. Biz buna Memor Sen olarak itirazımızı sürdürüyoruz. Kamu çalışanlarının beklentisini karşılamadığını bunu ifade ettik basın açıklamalarımızda da. Şu süreçte biz Memor Sen'de Başkanlar Kurulu olarak toplandık. Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuzu topladık. İnşallah başkanlarımızla bir değerlendirme yapıp ona göre süreci değerlendireceğiz. Tabii bu esnada biraz önce de söylediğim gibi hizmet kollarındaki çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar da bizim için önemli. Biz kamu işverenin tekrar ciddi bir şekilde taleplerini, tekliflerini revize edip gelmesini bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Doğan, değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız ve görüşlerinizi aktardığınız için. Şimdi gideceğiz Londra'ya. Ceren Dilek Çıkkıoğlu bizlerle birlikte. Ceren, genel anlamıyla bakıldığında İngiltere ekonomisi için resesyon beklentilerinin giderek arttığını gözlemliyoruz. Hem yüksek bir enflasyon var hala İngiltere'de, hem de büyümenin ciddi şekilde aşağı geldiği bir ortam. Dolayısıyla bir burayı değerlendirelim. İkincisi de Avrupa'da, özellikle Euro bölgesinde iflas sayılarında ciddi miktarda artış olduğu dikkat çekiyor. Açıl, evet, her ne kadar dün gelen Temmuz ayı enflasyon verisi İngiltere'den son 1,5 yılın en düşük seviyesine işaret etmiş olsa da aslında alt kırılımlara baktığımız zaman ekonomistlerin aslında genel beklentisi halen İngiltere'de enflasyonist baskıların sona ermekten çok uzak olduğu yönünde. Yıllık bazı tüketici fiyatları %6.8 seviyesine geriledi. 1,5 yılın en düşük seviyesi, beklentilere paralel gerçekleşti. Fakat hizmet enflasyonu 30 yılın en yüksek seviyesine çıktı, %7.4 ile. Tabii daha da önemlisi çekirdek enflasyon sabit kaldı. Herhangi bir değişim görülmedi o tarafta. %6.9 seviyesinde sabit kalmaya devam etti. Zaten bu hafta ücret verisini takip etmiştik. Enflasyon verisinden bir gün önce gelmişti. Ücretler ikinci çeyrekte İngiltere'de rekor hızla artmıştı. Hatta 2 yıl sonra ilk kez ücret artışı enflasyonu geride bıraktı. Tüm bu aslında unsurlar dikkate alındığı zaman İngiltere Merkez Bankası'ndan da faiz artırım beklentileri güçleniyor. Yani Eylül toplantısında piyasanın beklentisi 25 bas puan faiz artışı gelmesi yönünde. Fakat önümüzdeki sene Mart'a kadar toplamda 75 bas puanlık bir faiz artışı bekleniyor İngiltere Merkez Bankası'ndan ve ekonomistlerin beklentisi faiz artışlarının ekonomiye tamamen yansımasının 1,5 yıl sürdüğü varsayımıyla önümüzdeki sene resesyonun kaçınılmaz olduğunu ifade ediyorlar. Faiz indirimlerinin ise 2024 yılı ikinci yarısından itibaren başlaması öngörülüyor. Tabii aynı zamanda genel seçimler olacak 2024'te. Hükümetin planı vergi indirimlerine gitmek. Bu dönemde aslında oldukça zor bir dönem geçecek diyebiliriz İngiltere ekonomisi tarafında. Diğer yanda Avrupa Birliği ülkelerinde şirketler rekor düzeyde iflas açıkladılar ikinci çeyrekte. Zaten 6 çeyrektir üst üste iflaslarda düzenli bir şekilde artış yaşanıyor Euro bölgesine baktığımız zaman. Ve son veriler iflas başvurularının bir önceki çeyreğe kıyasla %8 civarında arttığını ve verilerin toplanmaya başladığı 2015 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını gösterdi. En fazla iflas hangi alanlarda, hangi sektörlerde diye yaşanıyor diye baktığımız zaman konaklama ve yemek hizmetlerinde %24'lük bir iflas oranı var. Yani en yüksek iflas bu sektörde yaşanmış durumda. Onu %15 ile ulaşım ve depolama ve ardından eğitim, sağlık ve sosyal faaliyetler takip ediyor. En yüksek iflasın yaşandığı ülkeler arasında Macaristan başı çekerken ardından Letonya ve Estonya geliyor. Son olarak bugün Avrupa borsalarındaki fiyatlamalara da bakalım. Küresel çaplı tahvil faizleri 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmış durumda. Avrupa borsalarında bugün baskı var. Endeksler 3. günde değer kaybetmeye devam ediyor. Endekslerde görece biraz daha sınırlı kayıplar var diyebiliriz Açıl Sezen. Ceren, teşekkür ediyoruz aktardığın notlar için. Kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında yeniden karşınızdayız. Platform tüm dünya. Philip Capital sunar. New York'tayız. Melike Ayan bizlerle birlikte. Melike, Amerikan piyasaları açılmak üzere. Aslında genel anlamıyla Avrupa seansı zayıf geçiyor ama Amerika'da kuvvetli olmasa bile bir miktar artış beklentisi var. Ana tema hisse senetlerinden ziyade biraz daha Amerikan tahvillerine dönmüş durumda. 4.30'lara yakın Amerikan tahvil faizi 10 yıllıklarda zorlayıcı kalmaya devam ediyor küresel faiz hadleri için. 16 ayın zirvesinde hakikaten 10 yıllıklar şimdi bakınca özellikle tahvil faizlerinin hareketi biraz endişe arz ediyor. Biz bir yandan da içeriye baktığımızda bugün gelen iki önemli veri vardı. Bunlardan birincisi Philadelphia Fed imalat. Bu çok ilginçtir. Açıl, ilk defa 11 aydır eksi bölgelerden, negatif bölgelerden artıya geçti. Negatif 13,5'dan artı 12'ye geçti ve şimdi zaten sıfırın üstündeki her bir okuma aktivite demektir, gelişme demektir o bölgede. Ama bunun ilk defa bu kadar contraction, yani küçülmeden sonra yüksek gelmesi pozitif karşılandı. Yeni siparişlerin 32 puan yukarı fırlayıp 16'lara gelmesi Ağustos'ta etkili oldu. Shipment Index dediğimiz özellikle dağıtım endeksinin 18.2 puan yukarı çıkıp 5.7'lere gelmesi etkili oldu. Yani talep zayıftı. İmalatçılar da gerçekten zorluk çekiyordu faizlerin artmasıyla birlikte. Bu bölge, bir de New York Fed imalat var. Tabii iki bölgenin imalatı sıkıntı çekiyor. Orada düzelme imalatçılar için iyi bir indikatör. Özellikle ulusal ISM imalat fabrika endeksinin de Temmuz'da 9 aydır küçüldüğünü görürsek bu %46'ya çıktı geçen dönemden. Bu iyiye işaret. Bu bir. İşsizlik sigortası başvuruları. 2. İşsizlik sigortası başvuruları da 239.000'e geldi. O kadar düştü. Sadece 240.000 bekleniyordu bir önceki dönemde. Yukarı yönlü 248.000'den 250.000'e revize edildi. 300.000'in altında gelmeye devam ediyor. Eyaletlerde belli zaten. Şimdi bugün gerçekten yatağı yeşilde açtık. Dow Jones'un şu an itibariyle baktığımda 69 puan yukarıda %0.2, S&P 500 Nasdaq sözleşmiş gibi %0.4 yukarıda açtı. Ama bunlar yatay yeşil, her an kırmızıya dönebilir diyor traderlar sabah saatlerinde Bloomberg International'a yaptıkları konuşmalarda, ekonomistlerin yaptıkları konuşmalardan sonra traderların bunu kırmızıya döndürmesi bekleniyor. Niçin? Çin müdahalesi özellikle parite ile alakalı, özellikle yuanın volatilitesini önleme adına Çin'in bankalara parite müdahale edin demesiyle birlikte şimdi bütün ekonomistler, zaten Janet Yellen da bahsetmişti, Çin riski demişti, bunu konuşuyorlar. Bu önemli. 3 endeks yukarıda, altın, petrol ve gümüş de yukarıda. Şu an itibariyle diyorum, söz tekrar size İstanbul'a veriyorum Açıl. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Amerika'dan açılış notlarını aldık. Şimdi Gedik Yatırımbaşı ekonomisti Serkan Gönençler bizlerle birlikte. Serkan, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Açıl. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Özellikle şu an itibariyle dünyada olup bitenler, Çin kaynaklı güçlükler, yükselen Amerikan tahvili faizleriyle birlikte biraz daha zorlayıcı. Türkiye'nin dış kaynak temini arayışı içerisinde olduğu bu ortamda özellikle yükselen Amerikan tahvillerinin potansiyel etkisini nasıl görür, nasıl yorumlarsın? Hem şirketler için hem genel anlamda hazinenin yapacağı ihraçlar için. Yani tabii ki o tahvil faizleri yükseliş eğiliminde ama yani ilerleyen süreçte yani bunun çok kalıcı olmayabileceğini ben düşünüyorum. Amerikan faizleri özelinde konuşuyorum. Yani şu anda hani enflasyon beklentileri Fed'in dün işte açıkladığı tutanaklarda da gördük. Biraz orada hala enflasyon riskler yüksek gözüktüğünden yani komite üyeleri enflasyon riskleri öne çıkardığından onun da bir etkisi var. Ama hani bir yumuşak iniş beklentileri daha hakim şu anda, hani resesyon beklentileri rafa kalkmış gibi gözükse de hani yumuşak inişe bile geçecek olsa hani ilerleyen süreçte ben tahvil faizlerinin geri gelebileceğini düşünüyorum. Yani orada zirveleri görmüş olabileceğimizi düşünüyorum. O açıdan rahatlatıcı bir unsur olabilir. Amerikan faizlerinde bir düşüş bekliyorum. Daha çok hani bizim açımızdan etkisi bizim risk primimiz belirleyici olacak. O da bizim atacağımız işte bundan sonra para politikası tarafında adımlar, o kademeli normalleşme, o tarafta atacağımız adımlar bizim risk primimizin gelişmesi daha belirleyici olacaktır. Bizim buradaki borçlanma maliyetleri açısından diye düşünüyorum. Peki genel olarak Türkiye'deki gidişata dönüp baktığımız zaman öncelikle birincisi, gelen rakamlara baktığımızda kur korumalı mevduat büyüklüklerinin artmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. Bunun bir kısmı içsel büyümeden geliyor ama TL yatırımcısının bir bölümünün de yavaş yavaş faizler aşağı geldiği için TL cinsinde dönüp KKM'ye gitmeyi tercih ettiğini anlıyoruz. Bir bu var. İkincisi geçtiğimiz hafta itibariyle özellikle döviz tevdiat hesaplarında kuvvetli bir artış var. Bunun işte sınırlı bir kısmı, kabaca $300 milyon bölümü pariteden arındırıldığında gerçek kişilerden gelmiş ama 1.8 milyar dolar kadar da kurumsalların dövize dönüşünü görüyoruz. Daha doğrusu DTH artışını görüyoruz. Nasıl değerlendirirsin buradaki genel gidişatı? Yani işte bu gene negatif reel faizle alakalı. Yani şimdi bu kadar kur artışına rağmen işte bir süredir de kurlar stabil kalınca hani enflasyon beklentileri yükseliyor. Hatta hani Merkez Bankası'nın 58 guidance'ına rağmen 70'in üzerine giden tahminler olduğunu görüyoruz ki ben de o taraftayım. 70'in üzerine gideceğini düşünüyorum enflasyonun önümüzdeki 5-6 aylık süreçte diyelim veya 4-5 aylık süreçte diyelim. Böyle olunca hani bu kadar kur artışına rağmen kurda yeniden bir özellikle işte sonbahar aylarından sonra acaba yeniden hani ani bir artış olacak mı beklentisi, endişeleri şirketlerin döviz talebini öne çıkartıyor. Yani mevduat faizlerindeki düşüş de burada bir unsur. Mevduat faizlerindeki düşüş bir yandan hani her şey birbiriyle etkileşim içinde olduğu için, yani tasarrufu değil tüketimi teşvik ediyor. Dolayısıyla hani bir yandan iç talebi yavaşlatmak istiyorsunuz ama iç talebi kredi, her ne kadar kredi büyümesi yavaşlıyorsa da iç talebi yavaşlatamıyorsunuz. Bunlar gene işte kendi içinde bir döviz talebi, daha doğrusu dövizde artış olacağı beklentisi yaratıyor. Böyle hani bir kısır döngü içinde şirketlerin döviz talebinin ileriye dönük ödemeleri için önden hani şirket döviz artış beklentisi olacağı için bugünden alalım şeyini beraberinde getiriyor. Yani bu çerçevede değerlendiriyorum. Dolayısıyla burada aslında para politikası hani kademeli olarak sıklaşacağını anlıyoruz. Bir yandan makrofiyeti tedbirler de gelecek ama hani ben mevduat faizlerinde biraz daha hani 40'lardan, 45'lerden hatta 30'lar, 30'ların altına geldi. Orada mevduat faizlerinde yeniden bir sıkılaşma, artış olması gerekir. Hem döviz talebini kısmak adına hem iç talebi belki sınırlandırmak, belki biraz daha tüketimden tasarrufa yönlendirmek adına o mevduat faizlerindeki artışı önemsiyorum. Yani Gaye Hanım da o enflasyon raporunda bir miktar buraya değindi. Yani mevduat faizlerindeki düşüşün olumlu olduğunu belirtti ama bir yandan da aslında çok da düşmesini istemiyoruz. Döviz talebi yaratmayacak bir seviyede olması gerekir dedi. Dolayısıyla o tarafta artış önümüzdeki günlerde görebiliriz. Yani o şu an 30 yerine 35 olursa bu ne kadar tüketimden tasarrufa yönlendir, orası da bir ayrı tartışma konusu tabii ama tüm hani belki bu şirket biraz daha hani dengelerin normalleşmesi için ben mevduat faizlerindeki artışın olması gerektiğini düşünüyorum önümüzdeki süreçte. Peki burada mevduat faizlerindeki artışın önündeki temel engel ya da mevduat faizinin aşağı gelmesinin gerekçeleri arasında birkaç tane önemli konu var. Bir tanesi kredi faizlerindeki sınırlama. Bankalar sonuçta net faiz marjı üretemedikleri için kredide iştahsız davranıyorlardı. Hala mali kesim dışında kullanılan kredilerde iştahsızlığın belli ölçüde devam ettiğini görüyoruz. Kredi faizlerindeki alt sınır kalktı ama üst sınır devam ediyor. 37-38'ler civarına kadar fiyatlama yapılabiliyor. Mevduat faizi düşünce biraz kredilerde, ticari tarafta hareketlenme yaşanmaya başlandı gibi görünüyor ama hala sınırlı. Sonuç itibariyle mevduat faizinin yukarı kayması TL tasarruf sahibinin enflasyona karşı en azından belli bir getiriyi elde edebilmesi açısından önemli. Ama buraya izin verdiğinde o zaman kredi piyasası işlevsiz hale geliyor. Nasıl çıkılacak bu açmazdan? Yani güzel sorulardan biri. O zaman işte o 1.8 kat sınırı var biliyorsunuz. Yani o zaman hani politika faizi 150 ya da 250'lik değil ve iki daha yüksek adımlarla gidilmesi, o kredi üst sınırının daha yukarı gelmesi gibi bir çözümden başka bir şey gelmiyor aklıma açıkçası. Yani şu anda hani o faiz makası biraz, hatta bugün Mehmet Şimşek konuşmasında da o pozitife geçtiğinden bahsetti. Ama hani politika faiz artışlarıyla onun aktarım mekanizmasına, mevduat faizlerine yansımasıyla bir çözüm yolu. Yani mevduat faizlerinin en azından 40'lı seviyelere gelmesi sağlanabilir belki diye yani cevaplayabilirim sorunu. Son not, bir dakika içerisinde önümüzdeki haftaki para politikası kurulu toplantısında yeni PPK'nın ilk toplantısı olacağı için ne bekliyorsun? Çok radikal bir değişiklik beklemiyorum açıkçası. Yani kademeli gidileceğinin orada sinyalleri verildi. Ben dolayısıyla bir öncekine benzer hani bir adım yani 250 bas puanı maksimum, hatta 250 bas puan değilim. Hani 150 bas puan beklentiler de var. Ben hani beklentim 250 bas puan artarak %20'ye çekilmesi politika faizinin. Serkan Gönençler, çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüşlerini bizlerle paylaştın. Kısa bir aramız var. Sonrasında son bölümde yeniden karşınızdayız. Finans Merkezi'nin son bölümünde Londra'ya gideceğiz. Yurt dışındaki piyasalarda olup bitenleri ve Türkiye etkisini konuşacağız. O anda kıdemli piyasa analisti Edward Moya bizlerle birlikte. Edward, good afternoon. Edward, merhabalar, hoş geldin. Thank you for having me. Çok teşekkürler beni ağırladığınız için. Evet, şimdi son gelişmelerle başlamak istiyorum. Çin'de ekonomide yavaşlama olduğunu görüyoruz. Ekonomik piyasalar şu anda genel gelişmelere baktığımız zaman gayrimenkul piyasasında da burada aslında bankacılık sisteminin, o gölge bankacılık sistemiyle alakalı yansımaları olduğunu görüyoruz. Ne kadar endişe verici bunlar. Evet, bu gerçekten de iç talepi biraz sıkıntıya sokan gelişmeler olduğunu görüyoruz ve biz burada kanal bankacılık tarafında daha fazla bank sıkıntıları olduğunu görüyoruz ve belki de daha fazla hükümetten, Merkez Bankası'ndan daha fazla bir destek gelebilir. Teşviklerin Eylül ayına kadar devam etmesini görebiliriz ve bu tabii ki endişeleri artıracak. Çin'in bir şekilde yani %5 civarında büyüme konusunu yerine getirmesi sıkıntısı yaratabilir ve bu da tabii ki küresel ekonomi için iyi bir haber değil ama piyasacılar şu anda buradaki teşviklerin Çin'den nasıl teşvikler gelebileceğine odaklanmış durumda. Çin ekonomisindeki daha önceki gelişmelere baktığımız zaman Batı dünyasındaki fonlara baktık ve orada işte çok önemli gelişmeler olduğunu gördük. Yani Çin'le alakalı olarak ama son aylara, son yıllara baktığınız zaman oradan çıkışlar olduğunu görmek mümkün oluyor. Acaba bu Çin ekonomisi için daha fazla büyük bir problem olacak mı çözebilmeleri için? Bence gördüğümüz şey şu, yani Çin odağında olduğunuz zaman biraz da orada Çin'in yerel ekonomisi daha fazla odakta gibi duruyor. Yani şöyle bir endişe var. Çin'de bir sıkıntı olacağına dair endişeler çok yakın zamanda gitmeyecek gibi duruyor ve biz oradaki yavaş büyümeye alışmamız gerekiyor ve şunu da bekleyebiliriz. Yani bu öyle bir ekonomi oldu ki bu gelişen bir ekonomi ve dolayısıyla da çok fazla yatırımcının oradaki potansiyeli değerlendirdiğini veya değerlendirmediğini görebilirsiniz. Ve bence yani kısa vadede biz burada biraz engebeli bir yol olacak ama yine de uzun vadede Çin'in bir şekilde bunu çözeceğine dair pozitif görünüm içindeyiz. Küresele baktığımız zaman burada küresel anlamda tahvil faizleri yükseliyor ve işte örneğin ABD'de 10 yıllık tahvil faizlerine baktığımız zaman %4,30 seviyelerine doğru bir hareket var. Ne kadar daha devam edebilir bu yüksek faiz ortamında? Bence şu anda tahvil piyasasındaki satış dalgası pek çok yatırımcıyı hazırlıksız yakalamış oldu ve örneğin işte burada ciddi anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nde bir şekilde biraz tatil havası var gibi duruyor ama işte enflasyon daha yapışkan oldu ve biz 3. çeyrekte ABD tarafında büyüme görebiliriz. İstihdam piyasası güçlü kalabilir ve işte bu da tam bu noktada enflasyonun biraz daha yapışkan olacağını görebilir ve şu anda tahvil faizlerine baktığımız zaman şundan çok emin olamıyoruz. Yani direkt olarak burada hangi seviyeler karşımıza çıkacak bundan emin olamıyoruz ve enflasyon hala yukarı yönlü riskleri içerisinde barındırıyor. Dolayısıyla şu anda belki de sabit getirili varlıklara bakmamız gerekiyor. Yani orada bu yaz boyunca bu temayı göreceğiz ve orada daha yüksek seviyeler karşımıza çıkabilir. Evet, 10 yıllık tahvil faizleri şu anda yani piyasaların en güvenli araçlarından bir tanesi, öyle değil mi? Yani ama bu yılın başına baktığımız zaman farklı bir süreç karşımıza çıkabilirdi. Yani bunu hala güvenli olarak görüyor musunuz? Bence yatırımcılar hala kısa vadeli biraz daha piyasaya bakıyorlar. Yani 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık getirilere bakıyorlar ve işte orada getiriler %4 ila 5 oranında ve bazıları da bono tarafına bakıyor. Yani bence bu burada odak noktası şu olacak, yani bir kötüleşme görebilirsiniz hisse piyasalarında ve ekonominin biraz daha yavaşladığını görürsek o zaman hisse piyasaları da aşağı gelebilir. Yani piyasaların şu anda pozisyonu almış olması hala teknik olarak hisse piyasalarının iyimser olacağına dair geliyor ama burada tabii ki tahvil piyasaları çok yakından izlenecek. Belki dominant olarak takip ettiğimiz başlık o olacak ama özellikle özellikle de belki de yatırımcılar biraz daha güvenli olabilir ve Fed'den bir faiz indirim ihtimali şu anda 2024 seviyesine itilmiş durumda, ama bu da tabii ki piyasaların odağında olacak. Ve şöyle biraz daha bunların getirebileceği volatilitenin bekleyebiliriz yaz dönemi boyunca. Şimdi tahvil piyasalarıyla temettü piyasasını takip ettiğiniz zaman, oradaki faizleri kıyasladığınız zaman oradaki hisse piyasalarındaki kötüleşme daha ne kadar olabilir? Ne kadar daha bozulma gerçekleşebilir hisse piyasalarında? Evet, hangi sektör olduğuna bağlı. Eğer enerji sektörüne bakıyorsanız orada biraz daha getirileri, temettü getirileri biraz daha yüksek olabilir ve orada daha fazla canlı talepten fayda gösterebilir ve örneğin işte 2024'de talep daha fazla artabilir, ama bir taraftan da büyük, daha cazip marjlar olabilir. Yani burada Fed'in faiz artışlarının sona erdirmesiyle beraber. Ama bir taraftan da tüketici tarafında tüketiciyle alakalı hisse piyasalarında daha sıkıntılar olabilir. Ama biz gerçekten de çok güçlü bir tüketici görüyoruz. Çünkü COVID'de yapılan bütün o birikimler hala harcanıyor gibi duruyor. Ve bütün bu geneline baktığımız zaman da bence bütün bu teknoloji şirketlerinin hisseleri bir şekilde bir zorlukla karşılaşacak diye düşünüyorum. Örneğin işte bence Apple, burada iPhone'la alakalı olarak gelişmeler tabii ki çok piyasayı etkileyecek ve biz Apple gibi mesela biraz böyle sıkıntıları görmeye başladık bile, ama bence yapay zeka ile ilgili tema gitmeyecek. Ama sadece biraz bazı yatırımcıların bu konuda biraz daha dikkatli olmaya başladığını gördük. Dolayısıyla temettü tarafında birinci çeyrek, ikinci çeyrek kadar olmasa da biraz daha temkinli olacak. Son olarak da Türkiye'de biz yeni bir ekonomi politikasını takip ediyoruz ve Türkiye'de bir politika değişimi var. Acaba Türkiye'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Herhangi bir şekilde Türk piyasasında cazip bir iştah var mı acaba? Evet, piyasalar hala bence buradaki geçişi fiyatlıyor. Yani daha güvenilir bir para politikası yaklaşımı var ve işte küresel büyüme endişeleri biraz daha bertaraf edildikten sonra bence buradaki bu anlamdaki o gerilim, jeopolitik riskler dünyanın o tarafında, bunlar aşağı geldikçe biraz daha aslında iyimser bir hava görmeye başlayabiliriz Türkiye içinde. Ama şu anda bence dünyanın o tarafında biraz daha faiz oranlarındaki seyri takip edecek ve işte burada biraz daha normalleşme olabilir. Belki daha fazla sıkılaşmanın sona ermesi söz konusu olabilir. Enflasyonun aşağı gelmesiyle beraber ve bu olduğu takdirde biraz daha girişler olabilir Türkiye'de. Edward Moya, çok teşekkürler bize katıldığın için bugün. Evet, New York'tan Edward Moya'nın görüşleriyle birlikte Finans Merkezi'ne bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşça kalın.